20 Eylül, 26 Eylül değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfa takip edebilirsiniz canlarım. Türkiye ve Dünya gündemini Instagram sayfamdan yapıyorum. 2 günde bir mutlaka yapıyorum. Renkleri hikayeden veriyorum. Her gün hangi renkleri kullanmanız lazım? İş konusunda nelere dikkat etmeniz lazım? Evet değerli Oğlak burçları, iş dünyanızla alakalı çok fazla devletle alakalı bazı konularımız, evraklarımız, başvurularımız, imzalarımız, onaylanmasını beklediğim, yürütülmesini gereken yasal süreçlerle ilgili gayet devlet dairesinde uğraşacağınız, yoğun bir resmi işlerle uğraşacağınız bir hafta söz konusu olacak. Hatta bu boşanma davalarınız olabilir, miraslı mahkemeleriniz olabilir, kimlik değiştirme, soyadı değiştirme davalarınız olabilir. Kardeşler arasında kırgınlık, dostunuzla yaşadığınız karmaşıklıklar davası olur. Hepsini tek tek kazanacağınız ve güzel avukatınız ya da işbirliği yaptığınız insanlarla çok öne açık olacak. Endişe etmenize gerek yok. Hatta bu fırsatları da artı yeni doğacak anlaşmalara ve iş hayatınızda da çok güzel yenilikler katacağınız bir döngüye geçiş yapacaksınız. Yani bu ara hem iletişim, hem iş konularınız, hem evraklarınız, hem çözmeniz gereken çok fazla olayınız söz konusu olacak ama biraz kurnaz, biraz kıvrak, biraz da gerektiğinde kendi otoritenizi koyduğunuzda çok güzel derin bir süzgeçten geçirip yepyeni siz kendinizi yaratacaksınız. Bu da size çevrenizde ve alanınızda daha güç katmanıza yardımcı olacak. Büyük bir kurumsal firmadaysanız gerçekten yardımcıysanız üst mertebede olacaksınız. Mesela müdür olmak ya da yardımcı konumunda çalışansanız yetkilenme evreleriniz söz konusu olacak. Bayağı sorumluluklarla ilgili noktalarınız artacak ve konum ve maddiyatla ilgili de oturup konuşmanız gereken noktaların da anlaşmasını hayata geçireceksiniz. Bu da sizin motivasyonunuzu, enerjinizi daha yüksek arttıracak. Yalnız yeni bir iş ortaklık yapmak istiyorsanız yanlışsınız. Yapmanız uygun görmüyorum. Gereksiz bir iş hayatına atılıp maddi kayıplar ve ekstra bulunduğunuz iş yerinizde kaybetmenize sebep olacak. Ama iş değiştirmek istiyorsanız, olumlu ortaklı iş yapmak istiyorsanız şu an için beklemeniz sizi daha doğru noktada kılacak. Patronunuzla alakalı eğer uzun süredir kırgınsanız ve konuşmuyorsanız, iletişimde biraz terslikler, biraz problemler varsa daha yumuşayacağı, daha kendinizi doğru izah edeceğiniz bir nokta. Yani ılımlı olan her noktayı feraha erdireceksiniz. Bence stratejik olarak uyguladığınız düzen hem ilişkiyi sağlam tutma hem de faydanız olacak. O yüzden güzel evreyi, doğru noktayı yakaladığınızda da başarı sizin. Eğer yeni bir iş beklentiniz ve başvurunuz varsa olumlu. Ama bazı oğlak burçlarında da olumsuzluklar ve iş mahkemesi devam eden noktalarınız var. Bunlar ertelenecek ama sonrasında büyük bir aydınlığa erişeceksiniz. Parasal anlamda da evet güzel fırsatlar var. Hatta kısa kısa yolculuklar, parayla ilgili ve bayağı seyahat edeceğiniz, gezginlik ruhunuz, plansız çıkacak iş yoğunlukları da sizi tam istediğiniz noktada şifalandıracak. Ama güzel kazançlarınız da var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de daha rahat ödeyemediğiniz borçlarınız ya da uzun süredir borçlu olduğunuz kişiyle de problemlerinizi yavaş yavaş düzelteceksiniz. Yalnız aşk konusunda da şöyle bir durumumuz var. İhtiraslı, tutkulu ve hani erdemli bir ilişkiye başlayacağınız gözüküyor. Eğer uzun süredir ilişki konusunda hani ben hiç böyle sevilmedim, sahiplenilmedim, duygumu beni kimse anlamıyor diyorsanız erdemli ve sizi sahiplenecek çok güzel bir aşka yelken açacaksınız. Bu da size huzur vereceğini söyleyebilirim. Bazı evli olan çiftlerimizde özellikle şey var. Birbirimizle tekrar flört edebilir miyiz? Birbirimize tekrar aşık olabilir miyiz? Düşünceniz var. Evet böyle aksilikler olsa da birbirimize güzel tekrar tanıma fırsatı ve bu tanımayla birlikte ilişkimizi daha eskiye götürmek planımız var. Yapabilirsiniz ama bazen içinizden gelmiyor. Sevilmediğinizi düşündüğünüz için içinizden gelmiyor. Bir ilişki terapisti gerçekten size iyi gelecek ve ilişkiyi toparlayacağını düşünüyorum. Hadi bir ilişki terapistine gidin.
Sevgilin uzun süredir ayrı olduğunuz kişinin geri gelmesini bekliyorsanız imkansız. Yani artık bunu kabul et. Arkanı geride bırak, yönüne bak diyorum. Çünkü gerçekten sana evet çok ilişki odaklı değilsiniz ama burada aşk enerjiniz ve eğitimle birlikte eğer ki üniversiteye giren gençlerimiz varsa muhteşem aşklara yelken açacaksınız. Ve eğer uzun süredir sevgiliniz yoksa güzel ilişki teklifleri alacaksınız. Yani siz nasıl bir ilişki istediğinizi Rabbimden isteyin. Allah sizin kapınıza istediğiniz ilişkiyi sunacak. Yani sadece ilişkiye inancınız kalmadı, güveniniz kalmadı. Bence onu da Rabbimle bir enerjimizle iyileştirerek bu noktayı oluşturabiliriz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de güzel sürpriz çocuk sevinci yaşayacaksınız. Hatta şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir kendinizi bu konuda anne olabilir miyim ya da babalığa hazır mıyım diyorsanız tam zamanı hazır. Yurt dışı ile ilgili de eğitim konularınızla ilgili güzel odaklanacağınız, planlayacağınız noktalarınız var. Bir de bu ara kişisel gelişim konularına çok fazla merak sarılabilir. Bu tarz okumalar, kitap okumalarınız meraklı. Bravo, tebrik ediyorum, okuyun. Sağlık konusunda özellikle varis ya da damarlarla ayak damarlarınızla ilgili, diz kapaklarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir ve en çok da evde kayarak ayağımızı incitebiliriz. Dikkat edeceğiz ama kırılma, çatlaklık değil. Düşmeler var, morluklar oluşabilir cildimizde. İhmal etmeyelim. Bir de uzun süredir sevgilimden ayrılmak istiyorum ve psikopat gibi bana yapıştı diyorsanız ilişkiniz artık size zarar verecek. Lütfen savcılığa, lütfen polise başvurun, zarar görmeyin. Sevgiyle mutlulukta kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.